sohbatimiz Şeyh Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf Hazretleri yani teşrif yürüyenler iltimas kılamız bugünkü sohbetini bir çırağıyla kılıp bana şu mavzuda hemmelerimize bir bahraman bulabilen bir sohbetini kılıp bir işlerini sorayımız. Merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي جعل النكاح سنة للأنام وفاصلا بين الحلال والحرام والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي قال النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني نكاحنا خلق لرجل سنة قلقان haramdan halolni ajratuvchi omil qilgan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Nikoh mening sunnatimdir. Kim sunnatimdan yuz o'girsa, mendan emasdir degan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salovatu durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mo'min musulmon ulamolar, xususan aqida ilmining bobo kalonlari insoniyat tarixida birinchi bo'lib insonning ilm manbasi masdarlari to'g'risida so'z ochishgan. Inson bolasi bu dunyoda yashab yurar ekan, o'ziga kerak bo'lgan ilmni qayerdan jalb qiladi, oladi? Bu ilmni foydasi nimadan iborat? Va qay darajada tasarruf qilish kerak degan ma'nodagi bahslarni yuritganlar. Ularni olib borgan bahslari natijasi o'laroq inson ilmini manbalari to'g'risidagi nazariyalar yuzaga kelgan. Inson bolasini ilm olish manbalarining birinchi bosqichi g'ariziy ilm deyiladi. Bu inson bolasi yaratilganida unga o'ziga qo'shib yaratilgan ilm manbasi. Bir bola onadan tug'ilishi bilan yig'lashni boshlaydi. Unga yig'lashni birov o'rgatgani yo'q, o'rgata olmaydi ham. O'sha yig'lash to'g'risidagi bilim Alloh taolo unga xalq qilganda qo'shib yaratib qo'ygan narsa. Bir oz o'tib onasini emishni boshlaydi. Onani emish ham qiyin bir jarayon. Go'dakka hech kim uni o'rgatgani yo'q, o'rgatishi mumkin ham emas. Lekin o'z-o'zida mana shu narsani u sodir etadi, chunki Alloh taolo uni yaratganda mana shu bilimni ham qo'shib unga yaratib qo'ygan. Ana shu tariqa dunyoga yangi kelgan inson bolasi o'zidagi g'ariziy, tabiiy holda birga qo'shilib yaralgan ilmni ishga solgan holda hayotining dastlabki bosqichidagi ehtiyojlarini qondiradi. Lekin ana shu g'ariziy, tabiiy ilm uni umr bo'yi saodatini ta'minlash imkoniga ega emas. Ma'lum bir sodda ana shu go'daklik chog'idagi ehtiyojlarini qondirish imkoni bor xolos. O'sha sodda ilm unga kifoya qilmaydi. Misol uchun o'sha bolani oldiga cho'g' yoki bu yog'iga bir tilloni qo'yib qo'ysa, tilloni ushlamasdan cho'g'ini ushlashi mumkin. Chunki ularni orasini farqlashga ilmi yetmaydi. Ana endi bu yerda ikkinchi bosqich ilm manbalari ishga tushadi.
Bu manbalar his qilish a'zolari tarafidan olinadigan ilm. Ko'z bilan ko'rib narsalarning hajmini, rangini, sifatini ajratish ilmlari hosil bo'ladi. Qo'l bilan ushlab his qilish orqali narsalarni qattiq, yumshoqligini ajratish ilmi hosil bo'ladi. Quloq bilan eshitib, ovozlarni turlichaligi, qaysi ovoz qaysi jonzotga tegishli ekanligi yoki jonsiz narsaga tegishli ekanligini ajratish ilmi hosil bo'ladi. Hid bilish orqali taomlarni yoki boshqa narsalarni hididan bilib ajratish ilmi hosil bo'ladi. Tatib ko'rish orqali narsalarni mazasini bilish, achiq, suyuq, shirin, o'ta shirinligini bilish ilmlari hosil bo'ladi. Ana avvalgi qaraganda bir qancha ko'p narsalarni inson bilib oladi. Mana shu 5 his qilish a'zosi orqali hosil bo'lgan ilmi ila inson o'zini ko'pgina hojatlarini qondiradi. Lekin mana shu ilm insonni to'la baxt saodatga erishishi uchun kifoya qiladimi? Yo'q. Chunki bu ilmlarning hammasi chegaralangan. Ko'z ma'lum kattalikdagi va ma'lum uzoqlikdagi narsani ko'ra oladi. O'sha chegaradan kichikroq bo'lib qolsa ko'rmaydi, uzoqroq bo'lib qolsa uni ham ko'rmaydi. Yoki ba'zi vaqtlarda ko'rgan narsasini noto'g'ri tarzda ko'rishi mumkin. Quloq ham shu. Ushlab ko'rish bilish qobiliyati ham shu. Eshitish, ta'm bilish qobiliyati ham shu. Ma'lum chegaragacha biladi, qolganini bilolmasdan ojiz qoladi. Demak, bu darajadagi ilm ham yetarli emas. His qilish a'zolarini nuqsonini to'ldirish, ularning xatolarini to'g'rilab borish uchun Alloh taolo odam zotiga o'zining eng buyuk ne'matlaridan biri aql ne'matini bergandir. Aql bilan inson a'zolari yo'l qo'ygan xatolarni ham to'g'rilaydi va ularni imkonidan chetda bo'lgan ko'p narsalarni fahmlab yetib, dunyodagi barcha narsalarni o'z foydasiga xizmat qildirish choralarini topadi. Bir narsani aksi suvga tushib turgan bo'lsa, suvga qaragan odam uni qiyshiq ko'radi. Lekin aql aytadiki, bu suvda turgani aks bo'lgani uchun qiyshiq ko'rinyapti. Lekin uni asli to'g'ri deydi. Ana ko'zni xatosini aql to'g'rilaydi. Shuning singari boshqa taraflarda ham bunaqa narsalar nihoyatda ko'p bo'ladi. Inson aqli bilan turli narsalarni o'ylab chiqaradi, o'zining foydasiga ishlatadi. Bugunga kelib oyga chiqyapti, kosmosga uchyapti, juda ko'p narsalarni aql orqali topyapti, o'zi va boshqalarning foydasi uchun xizmatkor qilyapti. Mana shu aqlni ilm ma'rifat manbasi ekanligi, aql orqali juda ko'p natijalarga erishganlik hozirgi kundagi insoniyatni hamma narsa aql bilan hal bo'ladi. Aqlni ishlatsa har bir narsani muammosini yechishi mumkin. Hamma narsani aql bilan peshlash mumkin, to'g'rilash mumkin, natija hosil qilish mumkin degan xulosaga kelgan. Aql Alloh taolo bergan buyuk ne'mat ekanligini hamma tan oladi. Lekin mu'min musulmon ulamolar aytadiki, to'g'ri, aql buyuk ne'mat. Ilmning eng ulkan manbalaridan biri. Lekin bu ham chegaralangan. Insonning aqli ma'lum bir darajaga yetadi, undan ortig'iga yetmaydi. Uning ustiga va eng muhimi aqllarni bir-biridan farqi bor. Aql ishlab tursa ham inson
acizlik kılıp, aklını özüge ar buladığın nasalarını kılışı mümkün değil. Anasındak insan üçün, insan aklı üçün ar bulgen, akıl oylap topgen nasalardan bittesi bugünkü günümüzde siz bilen biz toplanıp durganımız münasebet, nikah barasını aladığım bulsak, hazırlık günde rivojlangan geldiğini, madaniyatının çok kısaca çıkardığını, ilim marifatının sonuna yetkenliğini dava kılayarken devletlerde bir cinslik nikahlar degen narsani o'ylab chiqarishdi. Erkek kişi erkek kişiga, ayol kişi ayol kişiga uylanishi mumkin. Bu insonning hurriyati deb qonun chiqarishyapti. Bir hafta bo'ldi, Amerika Qo'shma Shtatlarini bitta viloyatida bir cinslik nikohni man qilish to'g'risidagi qonunni bekor qilishdi. Hozir faxr bilan yutuqni bir namunasi sifatida bir-biriga uylangan erkaklarni televizorga olib ko'rsatishyapti. Bundan bir necha yil muqaddam Norvegiyaning podshosiga bir davlatning elchisi o'zini ishonch yorlig'ini topshirdi. Topshirib olganda yonida turgan erkak kishini ko'rsatib, "Bu meni umr yo'ldoshim" dedi. Ko'chada yurgan odam emas, davlatning elchisi. Hozir g'arb davlatlarining ko'plab parlamentlari bir jinsli nikohlarga ruxsat berish to'g'risida qonun chiqarish bo'yicha musobaqalashib oxiriga yetishib qoldi. Bu ishni tan olmaganlarni, yomon ko'rganlarni qoloqlikda, aqlsizlikda ayblashyapti. Dunyodagi har bir aql aroqxo'rlik zarar ekanligini yaxshi bilishadi. Lekin hech kim uni yo'q qilaylik demaydi. Musulmonlardan boshqa. Faqat musulmonlargina shu narsani yo'q qilish kerak deydi. Ana aqlni peshlash ham kerak ekan. Aql ham adashar ekan. Insonning ikki dunyo saodatini to'la ta'minlay olmas ekan. Ana aqlni ham peshlab turish uchun İnsaniyetini iki dünya saadet yolunu körsetip duruş için vahiy gerek. Allah Ta'ala özü insanlarını bu dünyada hayat geçirişi için belirgen körsetmelerinin toplamı gerek. Parvardigar alam, bandalarına mehriban zat, ben sizlerini halk kıldım, bekamı göz koydum, sizlerine akıl verdim, şimdi aklınızı işletip yaşayın. O'zingiz saodat yo'lingizni toping desa haqqi bor edi. Lekin bu borliqni yaratgan zot va o'zi yaratgan borliqda inson zotini yaratgan narsalarini gultoji qilib va bu dunyoda yer yuzida o'zining o'rinbosari qilib yaratgan Alloh o'zi yaratgan borliqda o'zi qanday yashasa ikki dunyo saodatini topishni eng yaxshi biladigan ham zotdir. Şunun için Allah Ta'ala bandalarına iki dünya saadet yolunu tapış körsetmelerini din deb atab, ana şu dinini vakti vakti bilen yubarıp duruşunu irade kıldı. Ana o şey dinde kelgen sadık haber, talimatlar toplamı iki dünya vakti saadetini teminleş, kefaletini aldı. Ana insonni barcha hayot sohalari kabi bugun siz bilan bizni to'planishimizga sabab bo'lgan nikoh sohasida ham bizning dinimizni to'liq barkamol ikki dunyo saodatini ta'minlovchi ta'limotlari keldi. Qur'oni Karim oyatlari orqali, payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlari orqali, shariatimizning ahkomlari orqali bu ta'limotlar siz bilan biz mu'min musulmonlarga yetib keldi. Ana shu ta'limotlarni o'rganib, ularga amal qilib yashar ekanmiz, bizning oilalarimiz dunyodagi eng baxtli oilalar bo'ladi. Oila a'zolari ichida ham eng baxtli oila a'zolari bo'lishadi. Chunki ilohiy ta'limot asosida yashashmoqda
iki dünya saadet kefaletini bergen talimat esasında yaşaşmakta. Ana şu itibardan siz bilen biz, uylanış niyeti kelip, sovçilik koyuştan başlayıp, aile kurup, farzand arttırıp, ailede yaşayıp barışkaça borgen barca sahalardaki tuluk ilahi malumatlarga egemiz. Ularını biz organıp, hayatımızga tatbik kılıp yaşaş mesuliyeti, mecburiyeti demiz. Ana içindeki talimatlardan, bizi dinimizde erkek ayağını, eri hatını birbirindeki hak hukukları, mesuliyet, mecburiyetleri tura tokuz tertip bilen bayan kılıp verirgen. Ana şimdi hak hukuklardan kelinlerine kiyovlardaki maliyavi hakları var. Ana şu maliyavi haklarının birincisi mahir hakkı buladı. Eğer bir kiyov üylen yetken payeti de kelinge mahir verişi farzdır. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'in 4 ayeti de bu hükümünü bayanını kılgen, farzligini irad etken ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu tatbik kılıp görsetgenler, bayan kılıp düşündürgenler. Mahir kuyov tarafından için kalıptan çıkarıp kelinge belirledigen maliyevi nersedir. Bu halal pak, nerse buluşu, kamida 10 dirhem, bugünkü pul birliği de 90 bin, 80 bin buluşu mümkün. Buluşu artışasını çekeresi yokluğu, elbette bu nersesiz nikah bulmasını ve onu yakışılıp ada kılıç, kiyolarını, yerlerini buluşu ekerliğini bilişimiz ve kelillerinin hakkı ekerliğini düşünüp yetişimiz gerek. Kızlarımız, kelillerimizin erkeler, onlarını kadir kıymetlerini aşırıp, aile kuruş için korsetken cesaretlerini takdirler, Allah da olanı uzu mahirini kızlarımızga, kelillerimizga hak kılıp bergendir. Bunu hiç kim paymal kılışka hakkı yok, belki uz urnu da eda etiş mecburiyetidedir. Razı rızalık icab kabul bulup, nikah okulup, eri hatun bulgen lahzeden başlayıp, kelinin nefakası, maliyevi manadaki nefakası, demek başka nefakaları kadar da kiyonun zimmesine vacip buladı. O şey lahzeden başlayıp, kelinin türarcayı, kiyim keçeği, azı avukatı, dem alış, talim alış, davalanış gibi hayati zaruretleri için gerek bo'lgan barcha sarf harajatlari kuyovning yelkasiga vojib tarzida yuklanadi. Bu narsani iymon e'tiqod bilan Allohning amri, payg'ambar alayhissalomning sunnati, shariatning ahkomi deb halol pok yo'l bilan bajargan inson vojib ibodatni ado qilgan inson kabi savob oladi. Kimki ahli ayolining nafaqasidan bosh tortsa yoki nafaqadan nuqsonga yo'l qo'ysa, vojib ibodatdan bosh tortgan yoki undan nuqsonga yo'l qo'ygan inson sifatida Allohning oldida gunohkor, jamiyatning huzurida jinoyatchi bo'ladi. Va jamiyat mahkama yo'li bilan, kuch bilan kelinni haqqini tortib olib o'ziga beradi. Kelinlarni kuyovlardagi, ayollarni erlardagi moddiy haqlaridan yana biri nikoh to'yi haqqidir. Har bir kelin bo'lishga rozi bo'lar ekan, o'zining ota-onasi, tug'ib, boqib, katta qilgan insonlarni, oilaning boshqa a'zolarini tark qilib, boshqa yoqqa borib, yangi bir oila barpo qilishga rozi bo'lar ekan, bu katta bir jasorat hisoblanadi. Shu bilan birga kuyov tarafining oilasiga sharaf hisoblanadi. Kelin olish baxtiga, sharafiga muyassar bo'lish hisoblanadi. Shuning uchun kuyov taraf kelinni ko'rsatgan jasoratini taqdirlab va kelinni hurmatini xalqning oldida ko'rsatish uchun nikoh to'yini qilishadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam onalarimizga uylanganlarida har birlarida o'zlari to'y qilib berganlar. Sahobalarga va siz bilan biz ummatlariga ham erkak tarafga to'y qilishni tavsiya qilganlar. Bu borada ulamolarimiz keltiradigan eng mashhur dalil Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu ning hadislari.
u kishi kuyovlar kiyadigan kiyimlar, surtadigan xushbo'ylarni surtib, Rasulullohning huzurlarida hozir bo'lganlarida Rasululloh hol so'raganlar. Shunda Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu, Allohning rasuli, men ansoriy ayollardan biriga bitta donak miqdorida tilloni mahr qilib berib uylandim deganlar. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam avlim walau bishatin bitta qo'y so'yib bo'lsa ham to'y qilgin deganlar. Ana to'y kelinlarni sharaflash, ularni hurmatini xalqni ichida izhor qilish uchun qilinadi. Shu bilan birga nikoh to'ylarini bizni shar'iy kitoblarimizda nikohni e'lon qilish marosimi ham deyiladi. Mana bugun ikkita muhtaram oilalarimiz, siz bilan biz yori do'st birodarlar, qavmi qarindosh, mahalla to'yini to'plab farzandlari bugundan oilaviy hayot kechirishni boshlashlarini e'lon qilishmoqda. Nikoh to'yidan ko'zlangan yana bir maqsad to'plangan mu'min musulmonlar jamoasining yangi oila, kelin kuyov haqqiga duolaridan umidvorlikdir. Hozir siz bilan biz barchamiz ana shu maqomda turibmiz. Bir tilovati Qur'on qilib, Qur'on tilovatidan keyingi duo qabulligiga ishongan holimizda o'zimizdan kutilgan, kutilib turgan duoni qilishga ixlos bilan qo'l ko'taramiz.